Merhaba, ben uzman klinik psikolog İlayda Sezen. Dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan COVID-19 salgını ruhsal olarak da bizleri etkileyebilmekte. Bu süreçte kaygı, korku gibi duygularla başa çıkmada zorlanıyor olabiliriz. O nedenle bu süreçte kaygımızla başa çıkabilmek için neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaygı yönetimini konuşmadan evvel kaygı nedir, işlevi nedir bu duyguyu tanıyalım. Kaygı gelecekte olması beklenen bir olayı biz tehlike olarak algıladığımızda ortaya çıkan tepkiler bütünüdür. Bu süreçte öncelikle kaygı hissediyor olmamız gayet normal. Bu duygumuzla barışalım. Normal düzeyde kaygı hissetmek bizi korur ve önlem almamızı sağlar. Dolayısıyla bizim amacımız kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak değil, onu yapıcı bir düzeyde tutabilmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bilmemiz gereken şu, bizim duygusal tepkilerimizi belirleyen şey, koronavirüsten çok bu olayla ilgili algılarımız, bu olayı yorumlayış şeklimiz, yani düşüncelerimiz. Dolayısıyla koronavirüs kaygısıyla başa çıkarken kendimize şu soruları sormalıyız. En yoğun biçimde kaygı hissettiğimiz anda aklımızdan neler geçiyor? O sırada ne düşünüyoruz? Aklımızdan geçen düşünceleri inceleyerek bizim için yararlı, işlevsel olmayan düşünceleri bulup yerine bizim için rasyonel, işlevsel ve yararlı olacak alternatif düşünceler oluşturabiliriz. Böylelikle ulaştığımız alternatif düşüncelerle kaygı düzeyimiz azalacaktır. Peki bu alternatif düşünceler neler olabilir? Birincisi, şu anda bireylerin aşırı kaygı duymalarına sebep olan şey koronavirüs enfeksiyonu olma düşüncesi. Şimdi düşünce ayrı bir şey, gerçek ayrı bir şey. Düşünce eşittir, gerçek demek değildir. Bunu kendimize hatırlatmamız önemli. Bununla birlikte genellikle kaygı duygusunda tehlikeyi büyük, başa çıkma gücünü küçük görme eğilimi vardır. Evet, tehlike var ancak bu tehlike karşısında bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Ya benim de başıma gelirse, ya yakınlarıma da bulaşırsa değil, biz ne önlem alabiliriz? Oraya fokuslanmak, oraya ağırlık vermemiz önemli. İkincisi, belirsizlik kaygıyı arttıran faktörlerden biridir. COVID-19 salgını ile ilgili belirsiz olan konular üzerine odaklanmak kaygımızı arttırır. Örneğin geleceği, hastalığın seyri, tamamen ne zaman biteceği gibi tam olarak belli olmayan konular üzerine tekrar tekrar düşünüyor olmak kaygımızı arttırır. Biz bu konuları düşünerek tam olarak bir sonuca varamadığımız gibi kaygımızı da beslemiş oluruz. Aslında bu belirsizlik sabah uyandığımız andan itibaren hepimizin karşılaştığı bir durumdur. O gün neler yaşayacağımızı bilmeden güne başlarız. O nedenle öncelikle hayatın belirsiz ve kontrol edilemez bir yanı olduğunu, bizim her şeyi %100 kontrol edemeyeceğimizi kabullenmemiz gerekiyor. Örneğin arabaya bindiğinizde sizin kontrol edebileceğiniz şey nedir? Emniyet kemerinizi takmak. Onun dışında olabilecek şeylere yapabileceğiniz bir şey yok. Tıpkı koronavirüste de böyle. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu salgınla ilgili benim kontrol edebileceğim konular neler? Nedir bunlar? Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini uygulamak. Ne gibi? El hijyenine önem göstermek, mümkün olduğunca evde kalmak, sosyal mesafelenmeye dikkat etmek gibi. Bu kuralları uygulayalım. Yani emniyet kemerimizi takalım. Ancak bu konular dışında maalesef koronavirüsle ilgili kontrol edebileceğimiz bir durum yok. O zaman ne yapacağız? Kontrol edemeyeceğimiz durumları kabul, edebileceklerimize dönük kararlı ve etkili davranışlarda bulunmalıyız. Biz kaygılıyken zihnimiz daha çok olumsuz düşüncelere odaklanır ve olumluyu yok sayma eğiliminde olabilir. O nedenle bu süreç içerisinde iyileşen, durumu hafif seyreden kişilerin de olduğunu kendimize hatırlatalım. Dördüncüsü, olayları yorumlayış şeklimiz, düşüncelerimiz çok önemli dedik. Örneğin evde kalıyor oluşumuzu nasıl yorumladığımız da önemli. Evde kalmaktan bıktım, evde tıkılıp kaldım şeklinde yorumlarsak bu süreç içerisinde kendimizi çok iyi hissetmeyiz. Ancak evde kalıyorum çünkü evde güvendeyim. Kendi sağlığım için, yakınlarımın sağlığı için ve toplumun sağlığı için evde kalıyorum şeklinde düşünürsek, yani evde kalıyor oluşumuzun asıl amacını rasyonel olarak düşünürsek bu süreci daha iyi hissederek geçiririz. Beşincisi ve kendimize şunu hatırlatalım, bu süreç
devamlı değil. Bu geçici bir süreç. Kendimize tekrar tekrar bunu hatırlatalım. Peki başka neler yapabiliriz? Gün içerisinde sürekli koronavirüsle ilgili haberleri takip etmek kaygıyı arttırır. Elbette ki haberleri takip edeceğiz ancak her gün belirli ve kısıtlı bir süre içerisinde haberleri takip edelim. Ve bilgiyi doğru kaynaktan alalım. Bu nokta çok önemli. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi resmi kurumların açıklamalarını dikkate alalım. Sosyal medyada yer alan kaygı ve korkuyu tetikleyici, gerçek olmayan haberleri takip etmeyelim. Çünkü yanlış bilgi kaygıyı arttırır. Freud'a sağlıklı insan kimdir diye soruyorlar. Benim de çok sevdiğim bir cevabı var. Sağlıklı insan seven ve üreten insandır diyor. Bu süreci sevdiklerimizle iletişim halinde geçirelim. Evet, sosyal mesafelenmeye dikkat ediyoruz ancak aslında bu bir fiziksel mesafe. Bizler telefon, internet gibi araçları kullanarak sosyalliğimize devam edebiliriz. Önceden keyif alarak yaptığımız aktiviteler nelerdi ya da vakit bulup yapamadığımız şeyler de olabilir. Bunları mümkün olduğunca ev içerisinde uygulayalım. Ve bu süreç içerisinde bizler üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak online psikolojik danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Psikolojik olarak başa çıkmada güçlük yaşadığınız konular olabilir. Birlikte çalışarak çözümleyebiliriz. Sevgi ve sağlıkla kalın.